Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda yepyeni bir Skyrim videosuyla karşınızdayım. Şu an gördüğünüz gibi tüm seviyelerimi silmiş durumdayım çünkü yepyeni bir başlangıç yapacağım. Bunun sebebi keşfettiğim birkaç tane yeni mod. Bunlar eski seviyelerle uyumsuz olduğu için, daha doğrusu problemli olduğu için sıfırdan başlamaya karar verdim. Bunların en başında Skyrim Redone adında tüm combat mekaniğini, tüm skill ağaçlarını, şu buyu sıfırdan değiştiren, yani Telefirmacraft'ın Skyrim versiyonu diyebileceğimiz bir mod var. Ki zaten burada da bayağı dikkat edecekseniz oyundaki skill'ler şudur budur, normal Skyrim'le alakasız. Ve bunu dünyada ilk mi bilmiyorum, muhtemelen değil, ama Türkiye'de yapan ilk kişi oldum. Yani bu modla bir seri yapan. Bunun yanı sıra bununla uyumlu bazı modlar da mevcut. Mesela şey, Alternative Starts Live Another Life diye bir mod. Seni bir odada başlatıyor ve orada nerede başlayacağını seçiyorsun. Bunun yanı sıra Character Creation Overhaul tamamen nasıl desem, normal Skyrim'in ona ne diyebiliriz? Skyrim'in temel skill'leri, yani mesela her ırkın farklı özellikleri olur ya, bunları daha Oblivion kafası hale getirmiş durumda. Mesela Barbarian seçiyorsun, şunu seçiyorsun, Warrior seçiyorsun falan filan kafasında. Aynı zamanda kendi kombinasyonlarını da oluşturabiliyorsun. Bunun yanı sıra eklediğim modlardan bir tanesi Frostfall. Bir hayatta kalma modu. Oyuna soğukluktur, şudur budur falan filan ekliyor. Yani kısacası bu seri tamamen benim sürekli ölmemle geçecek. Bayağı zorlaştırıcı mod ekledim yani. Bunun dışında başka ne ekledim? Oyun mekaniğini o kadar fazla etkileyen başka modu eklemedim çünkü bunlar zaten fazlasıyla etkiliyor. Bir de Achieve That diye bir mod ekledim. Ekstra bir achievement sistemi ekliyor. Sanırım New Game'den zamanı. Tabi Lifelia'mız gitti, o yüzden Lifelia'yı tekrar yaratacağım. Evet. Wood Elf. Ben Lifelia'yı yaratırken hemen geliyorum. Evet, ve geri döndüm. Evet, yeni Lifelia'mız böyle bir şey. Elflerde düzgün bir beyaz ten elde edilemediği için esmer tenli bir Lifelia oldu bu. Saç. Evet, bu iyi. Hatta dur, azıcık daha. Tamam, bu hoş oldu sanırım. Evet. Tamamdır. Yeni Lifelia'mız hazır. Şimdi bunlar standart özelliklerimiz. Elf olduğu için taşıma kapasitesi 150, stamina 90, magica 80, health 60, ön tanım skill'leri, hızlı skill'leri bunlar. Archery %10 daha hızlı artıyor. Alchemy, light armor, lockpicking, pickpocket, sneak ise %5 daha hızlı artıyor. Continue. Burada
hani standing stone'larımızı, yani şu başta sadece 3 tane olanları seçiyoruz. Mage değil, ritual değil. Bu da değil. Thief değil. Burası Thief olabilir. Shadow mu Thief mi? Thief. Evet. Evet. Combat classes, magic classes ya da stealth classes. Stealth classes'ları seçebiliyorsunuz. Burada akrobat var. Pardon, yanlış yer. Stealth var. Stealth'te Regent var. Assassin var ki muhtemelen biz buna yakın bir şey olacağız. Ancak Custom Class olarak seçmek istiyorum. Stealth skill'leri yüz... Şey, şu an hangi skill'lerin... Neyse. Stamina mı, Magical mı, Health mi? Tabii ki de... Başlangıçta biraz health verelim çünkü gerekli olacak. Artı 20 puan veriyor başlangıçta o. Şimdi. Önceki stealth skill'lerden Sneak choose. Combat skill'lerden Archery. Combat skill'lerden One Handed. Tekrar stealth skill'lerden Magic skill'leri seçmeyeceğim. Bu arada buradaki Lockpicking Wayfarer aslında. Değiştiriliyor Skyrim Redan'da. Lockpicking siliniyor, o pickpocket'la birleştiriliyor ve Fingersmith olarak anılıyor. Buradan Fingersmith'i de seçelim. Wayfarer daha çok keşif üzerine diyebiliriz. Speed choose. Wayfarer'ı seçelim. Ve Wayfarer'ın daha işe yarar olmasını istiyorsanız Frostfall modunu aktif etmelisiniz. Frostfall modunu kullanmalısınız ve Frostfall modunun aktif edilmesi lazım. Evet ve göreceğiniz gibi evet şimdi aktif oldu. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir hayatta kalma rehberi. Aa, bu arada böyle bir mod da ekledim. Birden fazla silah taşıyorken bile blok yapabilmenizi sağlıyor. Hemen eri gün gözükmesini istemiyorum. Dance of Death'te oranlarla biraz oynayacağım. %40 oranda killcam istiyorum. Sen de %40 ol. Achieved'te de böyle achievement'lar var. Bunlar oldukça birkaç avantaj kazandıracak bize. Bakalım burada toplayabileceğimiz bir şey var mı? İskelet boş. Approach my child and choose where your new life shall begin. Evet. Nerede başlayacağız? Skyrim'e gemiyle gelebiliriz. Bir guild'in memberi olarak başlayabiliriz ki Dark Brotherhood'un memberi olarak başlayabiliriz ancak ben Dark Brotherhood'da kayıt görevini çok seviyorum. O yüzden bunu boş ver. The woods can be so peaceful this time of year. Good hunting.
Yani neticede Wood Elf'iz. Bakalım burada alabileceğimiz bir şey yok. Evet. Yatağa yatıp kalktığımızda bir kampta uyanmış oluyoruz. Uyanırsak. Ha tamam. Loading screen'e geldi. Tamam. Evet. Biraz ısınalım önce. Evet, gördüğünüz gibi sıcaklık falan filan mevcut oyunda. Bak, bir alalım. Bu arada gördüğünüz gibi taşıyabildiğimiz ağırlık oranı çok daha düşük. Ve şuradan biraz odun toplasam çok güzel olabilir diyeceğim de. Aa, tamam artık var. Odun toplamak burada biraz önemli. Saç düşündüğümden uzun çıktı. Sanırım saçı değiştireceğim. Saç stilini. Çok uzun çıktı. Aa, tavşan. Yanı sıra başka... Evet, saç stilinden memnun değilim. Hatta saç renginden de memnun değilim. Ya önden iyi de arkadan kötü. O yüzden... Şunu kullanmak isterdim fakat bunu daha önce başka bir karakterimde kullandım. Kısa saç pek sevmiyorum. Her ne kadar kendim kel olsam da. Ben bir saç seçip geliyorum. Evet, fuck this shit deyip bu saç stilini seçtim. Ve sanırım bu saç rengini seçeceğim. Evet. Evet, güzel. Evet, şimdi kıyafetler... Kontrol edelim, daha iyi bir şey var. Magica'yı da o kadar işim yok. Evet. Silah olarak bunu seçtik. Bakalım başka ne yapabiliriz? Evet. Biraz daha odun toplayacağız. Evet, biraz odun toplayıp geldim. Şimdi yapmamız gereken şey... Helgen'e gitmek. Helgen. Normalde oyunun başladığı yer. Tabii öyle sanırım biraz da çiçek toplayalım. Bu arada unutmadan size skill'leri azıcık göstereyim. Gördünüz mesela mesela ne yapabiliriz? Speechcraft. Speechcraft ile ilgili ufak bir detay. Gördüğünüz gibi shoplar için özel bir kısım var. Burada. Bunun dışında Fingersmith. Burada gördüğünüz gibi lockpick için özel bir kısım var. Bunun dışında pickpocket için özel bir kısım var. Wayfarer. Normalde lockpicking yerine gelen şey ki zaten onun simgesi gözüküyor. Ve tamamen doğa bilgisi gibi bir şey hayatta kalmak üzerine. Sneak. Yani normal sneak'e benziyor fakat
birkaç eklentisi var. Skill'ler değişmiş falan filan. Light Armor bayağı bir değişmiş. Okçuluk gördüğünüz gibi kat ve kat daha kalabalık. Light Weaponry normal One-Handed'ın yerini almış şey. Ve hayvan gibi gelişmiş durumda. Heavy Weaponry aynı şekilde. Block biraz değişmiş durumda. Heavy Armor pek değişmiş durumda değil. Galiba. Hiç Heavy Armor'u kullanmadım. Bu iki dal değişmiş durumda. Dragoncraft ya da Daedric Craft şeklinde ayrılıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Enchanting. Buna fazla bakmadım. Alteration. Bunlar ilgim... Bizimle alakalı değil. Evet. Ve biz ilerlememizi devam edelim. Helgen'e gidelim. Helgen'e gidelim. Bir Alduin alalım. Helgen'e gidip bir Alduin alıp ne yapalım? Tabii şarkının devamını düşünemedim. Aslında düşündüm de çok daha iğrenç bir hale geldi. Ve Frostfall'un tuşlarını ayarlamayı unutmadım. Senin değil. Frostfall'un. Ya da... Tamam. Burası kamp falan filan kurmak için. Burası sıcaklığı falan göstermek için. Gerçi bir saniye, normalden biraz farklı gözüküyor. Yanlış tuş gene. Evet, gördüğünüz gibi vücut sıcaklığımız biraz düşmüş durumda. Diğer taraftaki nem, aslında nem değil, ıslaklık. Suya falan girdiğimizde o bar, hayvan gibi artıyor bir anda. Evet. Ve Helgen'i bulduk. Şimdi burada birini bulacağız. Evet ve bu biri normalde bizim yerimize idam edilecek olan kişi. Evet ve onun günlüğü. Evet. Evet, en son ejderhayı görmüş. Bu kadar. Ve buradan girersek eğer... O diğer lootları toplayabiliriz şu an. Evet, bunlar hala toplanabilir durumdalar. Ve tabii ki de... Taşıyamıyoruz. Bunları sana bırakalım. Potion ağırlıklarını düşürsem güzel olabilir. Öyle bir mod vardı. Iron Warlock'a ihtiyacım yok. Evet. Carriage. Yemek işe yarar. Tabii ki de burası çökecek. Ve burada potion bulacağıdık galiba. Evet.
Magicka'ya ihtiyaç yok. Health'e ihtiyaç var. Stamina'ya ihtiyaç var. Ve böyle bir sürprizle karşılaşıyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? Bir mar... Tamam biliyorum, stamina'm low. Bir mağara geç. Ama önce tabii şu kapıdan da içeri gireceğim. Ve burada da güzel bir şeylerle karşılaşacağız. Imperial Helmet gibi. İyi. Imperial Armor şimdilik daha hoş duruyor. Şimdi kullanmadıklarımızı buraya atalım. Firewood'lar maalesef biraz ağırlık yapıyor. Fakat onun için yakında güzel bir plan var. Nedir diye soracak olursanız... Evet. Burası buraya geri bağlanıyor. Biz de buradan çıkıyoruz. Evet. Frostfall'un eklediği bir şeydi sanırsam. Ya da Skyrim Reed'den artık hangisi bilmiyorum. Sırt çantaları ekliyor. Sırt çantaları sayesinde taşıma kapasiteniz artıyor. 50 artıyordu sanırsam ki bu zaten yeterli bir miktar. Bu taşıma kapasitesi benim açımdan kötü yanı, ben normalde lootçuyumdur. Bayağı bir lootçuyumdur. O kadar fazla loot yapamayacağım bir süre. Ki ta ki taşıma kapasiteniz artana kadar. Ayrıca bir de ilk fırsatta senaryo görevleri, daha doğrusu ilk olarak senaryo görevleriyle değil de Dark Brotherhood görevleriyle başlamayı planlıyorum. Tabii belki bir Fusrodah alabiliriz önden. Evet. Şimdi hangisini kurtaralım? Bunu mu? Bunu mu? Benim Stormcloak olduğumu gerçeğini hesaba katan herkes bunu kurtaracağımı biliyor. Tabi bu normalde olmayan bir şey olduğu için seslendirmesi yok buranın. Evet. Potion istiyor bizden. Parayı da aldık. Ve diğer arkadaşımız burada öldü maalesef. Ve Skyrim'e doğru gidiyoruz. There he goes. Evet, pickpocket edebiliyoruz şu an onu. Looks
Tabii önce bir F5 yapacağım. Tamamdır. Erolarını pikpok. My sister. It's probably best if we split up. My sister, Gerder, runs the mill in Riverwood, just up above. Evet. Riverwood'a gidip şu görevi bir teslim edelim ondan sonra. Devam ederiz. Tabi de birkaç favorite belirleyeyim. Öncelikle sen favorite ol. Sen de favorite ol. Ve benim şu 1 ve 3 1 ve 2 olayımı hesaba katarsak 3'ten başlayacağım bu sefer. Siz zaten o kadar fazla favorite'ı kullanmıyorum. O yüzden 3'ten başlayacağım. Favorite'larda. Çünkü 1 ve 2 Namluk üzerinden benim kayıt tuşlarım. Evet. O yüzden de sürekli kayıtta kafayı karıştırabiliyorlar. Ney tarafından detect oldum. Ha, sen miydin? Riverwood'a gelene kadar ilginç bir şey olursa hemen geliyorum. Evet, şu an kurtlara karşı ufak bir savaşımız var. Neyse, bir tanesini öldürdük en azından. Ve bu Wolfpack'ler bizim için önemli. Bir saniye. Böyle hayvan avlaya avlaya biraz archery'yi geliştirmeyi. Önemli tabii ki de. Evet. Riverwood'a vardık sayılır. Evet. Wayfarer'ın bu arada ufak bir olayı, siz gezdikçe level atlıyor. Yani yeni yerler keşfettikçe, ilerledikçe falan filan level atlıyor. O yüzden Wayfarer'da mümkün olduğunca az bir biçim, yani yakın mesafelerde fast travel kullanmamak önemli bir hale geliyor. Evet, bir dragon gördün. Şimdi kendime bir çanta yapayım. Önemli bir benim için. Whatever you need. Buy this mirror if it's simple and strong new blade. Evet. Deri craft edelim önce. Bir deriye daha ihtiyacım olacak. Onu da senden satın alalım. Iron and steel mostly. Take a look. Teşekkürler. Ben direkt şundan satın alsam daha mantıklı olur. Teşekkürler. Evet. Hepsi bu arada taşıma kapasitesini 50 arttırıyor. Bunlar da çadırlar. Use workbench. Şimdi bunu dokunmayacağım. What is it, woman? Spend drunk on the job again? New to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the mill. Of course. Konuşmayı halletmiş arkadaşımız. Evet, çadırımız var.
bunu satarız. Lucan over in the Riverwood trader says thieves broke. Of course, but what's this all about? A dragon. It would explain what I saw earlier. You're right. I don't know. Things just go. The Jarl need. We need to get work. Hod, just come here. Capstone basınman kazara. Yok. Ağırlık. Çantayı giymedik mi? Ha. Tamam. Çantayı giymemiz gerekiyordu. Doğru ya. Evet, gördüğünüz gibi şu an böyle çantamız var. Sırtımızda. Tabii ki de ne yapıyoruz? White Run'a gidiyoruz. Enem, horse var. Ve tabii ki de bu mod sayesinde at üstünde nişan alabiliyoruz. Bir saniye, burada bir sıkıntı var. Aa, Ebon Wheel modu. Ama bug'lı çıktı. Sanırım bir uyumluluk patch'ini kurmayı unuttum. Neyse, ben bir süreye bakıp geliyorum hemen. Evet, biraz daha devam edebiliriz. Sonraki bölümlerden birinden. Önce Umut'u da düzeltirim. Biz atımızla ilerlemeye devam edelim. Önce... Ah, vuramadım. At üstünde ok atmak pek mantıklı bir şey değildi genelde. Buradan bir quick save alayım. Skyrim'le ilgili ufak bir not. Sık sık quick save alın. Hem de öyle böyle değil. Bayağı sık sık. Hatta şimdi özellikle quick save. Yok. Çok sağlam ıska oldu bu. Neyse, bu prisoner'a bulaşmayacağım. Çünkü bu düzeydeyken cidden canımız çok çabuk düşüyor. Buralarda bir yerde bir giant olacak. Aha. Hoptan inmek. I'm here to help. Well, that's taken care of. No thanks to you. Companionlara kap. At gitme! At gitme! At! Tamam, git beni. Evet. Ve başka bir at. Buradan White Run'a şu görevi versem... Yok, ben önden... Önden başka bir yere gideceğim. O da... I can take you to any of the hold capital. Where do you want to go? Windhelm. Climb and back and we'll be off. Ever been to Windhelm? Oldest city in Skyrim by some accounts. They say the big old palace there was built by Ysgrimor himself. Evet. Ve gidiyoruz. Ve Windhelm'e geldik. Buradan özel bir görev alacağım. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Elf olduğum için pek güzel karşılanacağımı sanmıyorum. Neticede bir Wood Elf'im.
Ama şöyle bir durum var. Burada bayağı bir elf de yaşıyor. Dark elfler. Ve pek sevilmiyorlar. Ha, bu arada gördüğünüz gibi stamina normalden çok daha hızlı doluyor ancak her türlü saldırı aynı zamanda stamina harcıyor. Her türlü. Eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. But we haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Evet. Maybe we'll pay you a visit tonight. Gördüğünüz gibi burada elflere yapılan bir ırkçılığı görüyorsunuz. Stormcloakları sayarım. Ancak elflere ırkçılık yapıyorlar. Dark elves, are you here to bully us and tell us to leave? You've come to the wrong city then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. Summons not come up with any excuse to, and it isn't just the dark. In fact, just about anyone who isn't a Nord is fair game for their bullying. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm care much for us, but Rolf is the worst by far. He likes to get drunk and walk around the Grey Quarter yelling insults at us in the small hours of the morning. Oh, a real charmer, that one. Evet. Until next time. Gördüğünüz gibi, Nordların kötü yanlarından biri maalesef. Then it's true, what everyone is saying, that Aventus Aretino is doing the Black Sacrament, trying to summon the Dark Brotherhood? Evet ve bu çocuğun bu arada Skyrim Redan biraz lockpick'le de oynuyordum. Lockpick normalden biraz zor. O zaman perk vermek gerekiyor. Yani tamamdır. Açtık. Mother, sweet mother, send your child unto me, for the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. Sweet mother, send your child unto me, for the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. Sweet... Finally! My prayers have been it worked! I knew I did the Black Sacrament over and over with the body and the things, and then you came! An assassin from the Dark Brotherhood. This is cool. I don't have to say anything. There's no need. You're here, so I know you'll accept my contract. My mother, she died. I'm the head mist. Evet. So I ran away. Şu an bizden bir sacrament. Now you're here, and you could kill from all the kind. Yetimhane. Evet, bir yetimhanenin sahibini öldürmemizi istiyor. Evet, bu kitap bizde kalsın. Iron Dagger. Bu lazımdı. Peynir. Magic alalım bir tane ya. İşe yarar. Bakalım evde çılgına verecek bir şey var mı? Please don't kill Constance. She really is kind. Evet. Yemeklerden başka pek bir şey yok. Burada da bir şey yok. Neyse bu bölümü bitirip göreve bundan sonraki kısımda devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Sen de sus.